gebelik hakkında sizlere bilgi verelim. Sonrasında da koronavirüsten gebelerimiz nelere dikkat edecekler, nasıl etkilendiler ve bu süreci nasıl atlatacaklar hocamdan dinliyoruz. Gebelik hayatımızın kısa bir dönemi, çok güzel, mutlu bir dönemi. Çok güzel yaşayacağımızı düşündüğümüz bir dönem. Hep güzel hayallerle ama maalesef bu dönem çok stresli oldu. Koronavirüs diye bir salgın başladı. Artık çok mutlu gelemiyorlar gebeler. Hastanelere gelmekten korkuyorlar doğal olarak. Yani koronavirüs her yerde, tabii ki hastanelerde de var, her yerde var. O yüzden de çok gebelik takiplerini aksatmak durumunda kalıyorlar. Korunma tedbirlerinin en önemlisi evde kalmak, dışarıya çıkmamak başta geliyor çünkü korunabilmek için. Herkese bulaşabildiği gibi koronavirüs gebelere de bulaşıyor tabii ki. Bu yüzden de çok dikkatli olmak durumundalar. Gebelikte normalde immün direnç düşük olur. Genelde hastalıklara çok daha açık olurlar, çok daha fazla etkilenirler aslında gebeler. Koronavirüste gebelerin tek şansı var genç olmaları. Yani gebe kalan nüfus genç popülasyon. Bunlar koronavirüse yakalanmazlar diye bir şey yok. Elbette ki yakalanıyorlar ama buradaki şansımız daha hafif atlatıyorlar ve daha sorunsuz atlatabiliyorlar. Ama maalesef özellikle son zamanlarda yakalandıklarında doğum esnasında maalesef bebekleri annelerden ayırmak zorunda kalıyoruz. Emzirme çok büyük bir problem oluyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar normal popülasyonun da kendisini kesinlikle koruması lazım ama gebelerin çok daha özenli olması gerekiyor koronavirüsten korunmak adına. Hocam çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gebelerimiz biraz stresli geliyorlar dediniz ve biraz moralleri düşük geliyor dediniz. Ve bu süreçte de en önemli olan şey moral ve motivasyon. Peki gebelerimiz morallerini nasıl üst seviyede tutmalılar? Evet. Bir kere çok büyük bir endişe içerisindeler çünkü koronavirüs gebelikte ne yapıyor daha bilmiyoruz. Özellikle son zamanlarda eğer yakalandılarsa çok fazla etkisi olmuyor bebeğin üzerine. Tabii ki ani bebek ölümleri, doğumda bulaş olabiliyor ama onun dışında şu anda koronavirüs gebelikte bir anomali yapıyor mu? Erken dönemde kalan gebeler artık koronavirüse yakalanırlarsa bebekte bir anormallik yapar mı yapmaz mı daha bilmiyoruz. Çünkü Aralık'ta başladı bu illet. Ülkemize de yaklaşık Şubat, Ocak sonu Şubat gibi geldi. Daha o sırada yeni gebe kalmış olanlar daha doğurmadılar. Ve daha anomali var mı yok mu bebeklerinde bilemiyoruz. Ve zaten bu enfeksiyonun çoğu özellikle genç popülasyonda çok fazla da semptom vermeden hemen hemen hastaların %50'si hiçbir semptom vermeden, hiçbir bulgu vermeden, hasta olmadan, farkında olmadan geçiyor. Bu yüzden de herkese de maalesef test yapılamadığı için kimler geçirdi, kimler geçirmedi tam olarak eğer şikayet yoksa bilmiyoruz. Çünkü şikayet olmayan kişiye test yapmıyoruz. Toplumun genel taraması diye bir şey yok. O yüzden de birazcık 9 ay kadar yaklaşık beklememiz gerekecek son koronavirüs günlerinde gebe kalmış olanların ne gibi etkileri oldu bebekler üzerine diye anlayabilmek için biraz zaman gerekiyor ve doğurmaları gerekiyor. Tabii ki biz sağlık ekipleri olarak, doktor olarak kesinlikle özellikle korunun diyoruz. Hasta olmaktan korunmak birinci basamak. Tedavi ikinci basamak ama tedavi olmak gerekmesin. Yani siz bu eğer hastalıktan korunursanız hem bebeğinizin hem sizin sağlığınız için yapılabilecek olan ideal şey. Bunun da en başta gelen şartı evde kalmak, evden çıkmamak. Ama gebelikte de takibe gelmek gerekiyor. Özellikle çok zorunlu olmadıkça gereksiz yere hani sırf merak ettim diye gelmelerini asla istemiyoruz ama belli aşamalarda da gelmeleri lazım. Özellikle ilk gebe kaldıklarında sağlıklı bir gebelik mi diye en azından dış gebelik olmasın ya da herhangi bir problem olmasın gebelikten diye bir ilk 12 haftaya kadar bir muayene mutlaka istiyoruz. Nelere dikkat edecekler? Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Herkesin bildiği artık televizyonlarda 7/24 nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Mümkün olduğu kadar temastan kaçınacaklar. Hem insanlara hem de etrafındaki objelere karşı bol bol ellerini yıkayacaklar. Sabun bizim kurtarıcımız. Sadece ellerimizi yıkamakla kalmıyoruz. Ağzımızı, burnumuzu da sürekli temizliyoruz. Çünkü ağzımızda ve özellikle burnumuzda çok güzel kolonize oluyor virüsler ve hastalığı yapıp solunum sistemine oradan yerleşiyor. O yüzden de sık sık ellerimizi yıkayacağız. Ağzımızı, burnumuzu çalkalayacağız.
iyotlu solüsyonlar kullanabiliriz antiseptik olarak ama zorunlu değil. Sadece bolca elimizi sabunla 22-23 saniye yıkayıp bol suyla durulayıp ağzımıza burnumuza çekip çalkalayıp temizliğimize dikkat edersek, özellikle dışarıya çıkmamak, toplu taşıma kullanmamak çok önemli. Her ne kadar biz gebelerimizin egzersiz yapmalarını istiyorsak da bu dönemde maalesef mümkün değil. Asla dışarıya çıkmayın. Ev içerisinde çok güzel egzersiz programları var. Evde yürüyüş programları var. Evde pilates programları var. Evlerinde eğer mümkünse yürüme bantları varsa onları kullanabilirler. Ama illaki yürüme bandına gerek yok. Çok güzel televizyonlarda internette programlar var. Evde spor diye. Onu yapabilirler. Sporlarına dikkat edecekler. Beslenmelerine çok dikkat edecekler. Beslenme olmazsa olmazımız bol vitaminli, C vitaminli, özellikle C vitamini ve arı ürünleri, propolis üzerine çok duracaklar. Çok güzel koruyor gibi hastalıklardan. Önemli olan birinci basamak hasta olmamak. Hasta olduktan sonra tabii ki gereken her türlü tedavi yardımı alacaklar ama mümkün olduğu kadar evde kalıp hasta olmamaya çalışacaklar. Dışarıdan ziyaretçi almayacaklar. Bazen doğum yapıyorlar. Tabii doğum çok şenlikli bir olaydı. Evet. Çok güzel kokteyller, partiler ve oda süslemeler oldu. Artık onları istemiyoruz. Çünkü ziyaretçi kabul etmiyoruz. Tek kişi alıyoruz. Muayenelere hiç kişi alıyoruz. Sadece gebenin kendisini alıyoruz. Mümkün olduğu kadar temastan kaçınmak için. Hem onların temasından hem bizim temasımızdan. Çünkü biz de kendimizi korumak zorundayız. Eğer biz hasta olursak hizmet verecek kimse kalmıyor gerçekten. Onun için de mümkün olduğu kadar tek kişi alıyoruz muayenelere. Geldikleri zaman maskesiz asla evden çıkmıyorlar. Bu maskeler çok pratik. Çok basit takılımı var. Sökmek de gerekmiyor. Çıkarırken de hiç bir yere şu şekilde çok basit bir şekilde takacaklar. Şurada şeyi var sadece sıkacaklar. Ve bu maske 3-4 saatten fazla kalmayacak. Çıkarırken de hiç dokunmadan hiçbir yere şu şekilde çıkarıp atacaklar. 3-4 saat koruyor. Evden çıkmadan takacaklar. Eve girdiğinde kapıda çıkaracaklar. Mümkün olduğu kadar elleriyle çok fazla oynamayacaklar. Açık çıkarmayacaklar çünkü her dokundukları yerden sürekli dokunup ellerini yıkamaları mümkün değil. Her dokundukları yerden mikrop alabilirler. Yarım saat önce, bir saat önce oraya kimin dokunduğunu bilmiyorlar. Hapşırıp belki sekresyonlarını oraya bırakmış herhangi bir kişi olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar eldiven kapıdan çıkınca takacaklar. Hastaneye geldiğinde çıkaracaklar. Biz burada ayrıca veriyoruz. Hastaneden çıkarken gene çıkaracaklar ve maskeli dolaşacaklar. Eve girerken de eldivenlerini ve maskelerini eve girmeden çıkaracaklar. Antiseptikle ellerini dezenfekte edecekler. O antiseptik ellerinde kalmayacak. Antiseptik ve kolonya evet virüsü öldürüyor ama artıkları elde kalıyor. Elimizde kalıyor. Mutlaka eve girdikten sonra bol en az 22 saniye sabunlayıp köpürtüp ondan sonra durulayacağız ellerimizi. Çok fazla takı, aksesuar, saat, kolye, yüzük istemiyoruz. Fular istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar en basit giyinecekler. Eve girdiklerinde de tamamen soyunup çamaşırı atacaklar dış giysilerini ve bu mümkünse bol suyla duş alacaklar. Ve Nurcan Hocam daha şu anda koronavirüsü de yeni yeni tanıyoruz. Evet. Yani kimlerde var? Yani sadece artık özelliklerinden ateş de değil, boğaz ağrısı da değil. Yani o kadar farklı semptomlar gösteriyor ki daha yeni yeni tanıyoruz virüsü. Evet, bazen hafif böyle nefes açlığı, derin nefes alamamak bile bulgu olabiliyor. Evet. Kuru öksürük, boğaz ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, ishal. Ya o kadar değişik semptomları var ki bazen de dediğim gibi sadece taşıyıcı oluyorsunuz. Evet, siz hasta olmuyorsunuz ama her yere, herkese virüs saçabiliyorsunuz. Yani kim olduğu belli değil. Evet, onun için mümkün olduğu kadar temas yok. Mümkün olduğu kadar en az eskiden 1 metre diyorduk ama 1.8 ya 2 metre mutlaka sosyal mesafenizi koruyunuz. Lütfen alışverişe gebeler gitmesinler. Biliyorum çok sıkılıyorlar evde ama hayat meselesi bu. Hayatta kalma meselesi bu. Eğer koronavirüsle doğuma gelirlerse evet, belki dostlarıyla görüşmüş olacaklar ama en değerli varlıklarından ayıracağız biz onları, bebeklerinden ayıracağız. Geçene kadar artı 3 hafta bebeklerini göremeyecekler, emziremeyecekler, dokunamayacaklar. O yüzden çok rica ediyorum sosyal mesafenizi koruyun. Annenizle babanızla dahil, kardeşlerinizle dahil,
asla görüşmeyin. Artık teknoloji hem kötüydü ama şu anda kurtarıcımız teknoloji. Çok güzel görüntülü görüşmeler var, konuşmalar var. Her gün her dakika konuşsunlar ama sosyal mesafeyi koruyarak akıllı telefonlarından.